Arkadaşlar, bu videomuzda hayatta çocukken mangala nasıl oynanır sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk başta mangalanın kurallarından bahsedeceğim. Arkadaşlar, bu arada mangalada bir sütunda 6 tane kuyu bulunur. Bu kuyuların hepsinin içerisine 4'er tane mangala taşı konur. Yani oyunumuz toplamda 48 taşla oynanıyor. Evet, kurallarına geçeyim. Kuralları: İlk başta sağa doğru birer taş bırakılarak bu şekilde oynanır arkadaşlar. Başladığımız hazneye ve diğer haznelere birer tane taş bıraktığınızda hamle karşı tarafa geçer. Fakat karşı tarafa hamlenin geçmesini istemiyorsanız, bu şekilde imkanlarınız varsa, mesela ben bunu oynayacağım. Taşlarımı birer birer bıraktığımda, eğer oynadığım 4 taşın son taşı benim hazneme geldiyse eğer, benim bir oynama hakkım daha olur. Mesela ben bunu oynayacağım. Karşımdaki rakibim oynadıktan sonra eğer son taşı haznesine girdiyse o da bir oynama hakkı kazanır. Evet arkadaşlar, eğer bu şekilde oynadıysak şimdi benim bu kuyum boş kaldı değil mi? Eğer ben bu kuyuyu buraya oynayıp doldurursam, rakibimin doldurduğum kuyunun karşısında taşları varsa onları ve kuyu doldurduğum taşı alıp kendi hazneme atabilirim arkadaşlar. Şimdi başka bir kurala geçeceğim. Taşlarımı yerine koyacağım. Arkadaşlar, bu arada lütfen mangala nasıl yapılır veya 9 taş nasıl oynanır videolarımı izleyin. Ya da origamiden tane kuşu yapımı. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar, başka bir kurala devam edeceğiz. Başka bir kuralımız da, rakibimiz bir haznesinden bu şekilde oynadıysa ve burada tek sayı olan taş sayısı kaldıysa, mesela 1, 3, 5, 7, 9, biz bunu oynuyoruz. Eğer burada 5 taşımız varsa bunu oynarız. Ve oynadığımızda birer birer bırakıyor. Tek olan sayıya çift yaparsak rakibimizin çift yaptığımız bölmedeki tüm taşları alıp kendi haznemize atarız arkadaşlar. Şimdi başka bir kurala geçeceğim. Evet, dizelim. Başka bir kuralsa arkadaşlar, mesela rakibimiz oynadı ve kendi bölmesindeki tüm taşlarını, şu anda ben oynamıyorum arkadaşlar çünkü çok uzun sürer, tüm taşlarını, yani kendi bölgesindeki tüm taşlarını bu şekilde haznesine girdirdiyse ve rakipte kalan taşlar daha hepsi bitmediyse, bölmelerindeki tüm taşları bitiren kişi karşısındaki rakibin kalan tüm taşlarını kendi haznesine koyar. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Sizlere mangalanın nasıl oynanacağını gösterdim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.